Bu filmde anlatılanlar tamamen gerçeği yansıtmaktadır. Uzmanların ifadelerinden, medya ve kamu kayıtlarından kaynak alınarak delil ve belgelerle filme alınmıştır. Kusursuz bir dünyada yaşamaktayız. 4,5 milyar yaşında olan bu gezegende 8 milyon canlı türü yaşamakta. Uzmanlar bu canlıların çok küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi. Toplam 7 kıta ve 206 ülkeye dağılan bu olağanüstü canlı varlıkları ve muazzam doğa güzelliklerini içerisinde bulunduran dünya, bugün insan eliyle oluşan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu büyük felaketin habercisi. Ulaanbaatar, Moğolistan. Dünyanın en kirli havasına sahip başkenti. Moğolistan'da her 10 ölümden birinin nedeni hava kirliliği. Araştırmalara göre Ulaanbaatar, gelişmiş ülkeler ve şehirler içerisinde dünyanın en kirli havasına sahip ikinci şehri. Hala gelişen ülkeler için hava kirliliği ortak bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre her yıl milyonlarca insan hava kirliliğinden dolayı ölüyor. Hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonu, akciğerde büyüme bozukluğu, astım ve kalp hastalığı gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Moğolistan Halk Sağlığı Enstitüsü'nün açıklamasına göre hava kirliliği yüzünden ülke içerisindeki yetişkinler arasında ölüm nedenlerinin ilk beşinden biri solunum hastalığı. Odunmeç Bayara 1. Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departman Bölüm Başkanı. Genel olarak solunum yolu hastalıkları geçici ve bazen daimi rahatsızlıklara yol açıyor. Solunum yolu hastalıkları son 10 yılda önemli oranda arttı ve durum daha da kötüye gidiyor. Fazla sayıda yaşanan ani krizler olup genç insanların yaşamına mal oluyor. Bu ölümler artık uluslararası bir endişe kaynağı niteliğinde. Bütün dünyayı etkileyen kronik göğüs hastalıkları söz konusu ve herkes bu hastalıkların hava kirliliği nedeniyle arttığını biliyor. Uluslararası bir araştırmaya göre Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 3 milyondan fazla doğum analizi yapan uzmanlar, düşük doğum oranları ve hava kirliliği arasındaki ilişkiyi tespit etti. Hava kirliliğine bağlı olarak hamile kadınlarda düşük doğum riski bulunmakta. Hava kirliliği sadece kadınları etkilemiyor. Aynı zamanda bebekleri de etkiliyor. Sokaklarda yürüyen ve bu havayı soluyan herkes için bir tehdit unsuru. Moğolistan'da hava kirliliği kış ayları döneminde önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle kadınlar kış aylarında gebelikten kaçınmalıdır. Her 3 anne karnındaki bebekten biri gelişimini tamamlayamıyor. Bu son derece yüksek bir rakam. İkinci doğumumu yaptığımda her şey daha iyiydi. 2009 yılında en küçük çocuğumu doğurduğumda uterus zafiyeti ve çocuk düşürme riski yaşadım. Bunun ne anlama geldiğini sorarsanız, hava kirliliği ve tükettiğimiz gıda ürünleri problemlere yol açıyor.
Bizler gelişmemiş olan gebelikleri teşhis ediyoruz. Oksijen yetersizliğinden dolayı yeni doğan bebeklerde solunum yolları yetmezliği mevcut. Aslında her şey temiz hava ile ilgili. Öncelikle gebe kadınlar olabildiğince kirli havanın olduğu bölgelerden uzak durmalılar. Ama eğer bir işiniz ve eviniz varsa ve bunlar kentteyse başka nereye gidebilirsiniz ki? Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmekte olan ülkeler için belirlediği en düşük hava kalitesine göre Ulaanbaatar'da hava 6 ya da 7 kat daha yüksek. Dünyanın en kirli başkenti olan bu şehirde kirliliğe sebep olan ana faktörleri inceleyip ekolojik dengeye ve insan hayatına etkilerini araştıracağız. Artan hava kirliliği, Moğolistan'daki hayatı felç etmiş durumda. İstatistiklere göre başkentte nüfus oranı 25 yılda 3 katına çıkmış. Bugün 3 milyon nüfusu olan Moğolistan'ın yaklaşık %50'si başkentte yaşamakta. Moğol halkı geçtiğimiz yıllarda zut yani beyaz ölüm anlamına gelen bir felaketle karşı karşıya kaldı. Sıcaklıkların eksi 50'ye kadar düşmesi ülkede hayvan sayısını %80 oranında azalttı. Neredeyse 10 milyon hayvan geçtiğimiz yıllarda soğuktan ve açlıktan telef oldu. ...13 il, 171 ilçede yaşanan bu doğa olayı... ...tek gelir kaynağı hayvancılık olan kırsal nüfusu göç etmek zorunda bırakmış. Yaklaşık 1 milyar doları aşan bu ekonomik hasar... ...tam anlamıyla bir felaket. Binlerce insan açlık ve soğuk havanın etkisinden kaçmak için çaresizlik içinde başkente, yani Ulaanbaatar'a göç etti. Son 10 yıldır 10 binden fazla aile her yıl Ulaanbaatar'a göç etmek suretiyle nüfusu hızla arttırıyor. Bu ekonomik sistemin ve demokrasinin gelişimindeki değişikliklerle birlikte ekonomik zorluklar ve fakirlik de artıyor. Kar kaynakları ve iş piyasaları Ulaanbaatar'da merkezi bir konumda. Bu nedenle insanlar buraya finansal problemlerini çözmek amacıyla geliyor. Yüz binlerce insan bugün şehir içerisindeki merkezi ısıtma sistemi olmayan keçe çadırlarda yaşıyor. Bu tam anlamıyla yeni bir yaşam savaşı. Şehir hayatına alışmak onlar için çok zor. Başlangıçta elbette bizim için zordu. Under Street'te kentin dış bölgesinde yaşadık. Hayvan üretiyorduk. Eskiden beri hayvan üreticisiyiz. 2000 yılından sonra 2 yıl ard arda çok sert geçti ve bütün hayvanlarımız öldü. İşte bu nedenle kente taşındık. Bölgede Sovyetlerin dağılmasıyla Sovyet yardımı neredeyse bir gecede kayboldu. Sağlık, eğitim ve yaşam standartlarını ölçen İnsani Gelişme Endeksine göre Moğolistan 185 ülke arasında deniz aşırı yardımda ilk 10 sırada.
nüfusun çoğunu kadınların oluşturduğu ülkede işsizlik oranı oldukça fazla. Dünyanın en soğuk başkenti olarak da bilinen Ulaanbaatar'da evsizler için hayat daha zor. Şehirde hava eksi 40'a kadar düşüyor ve bu havalarda eviniz yoksa dışarıda ancak birkaç gün yaşayabilirsiniz. Bu yüzden Ulaanbaatar'da evsiz insanlar karıncalar gibi yer altında yaşıyor. Fakirliğin arkasında yatan ana sebep işsizlik. İnsanların fakirlikten kurtulmaları için iş bulmaları gerekiyor. İnsanımız gelişim odaklı olarak çalışmalı ve her şeyi hükümetin yapmasını beklemekten ziyade problemlerimizi çözmeye çalışmalıyız. Biz sadece hayvan yetiştiricisiydik ve iyi bir işe girecek profesyonel bir eğitim almamıştık. Eşim kentte yaşamaktan ziyade köyde yaşamayı tercih ediyor. Ama şu an en çok düşündüğümüz şey çocuklarımızın geleceği ve eğitimi. Kırsal alanlarda bir ortaokul ve yüksekokul yok. Ayrıca okullarda yeterince öğretmen de yok. Bu nedenle çocuklarımızın geleceği için buradayız. Moğol halkı yaşamını sürdürebilmek için iş olanaklarının sağlanmasına, kırsal alanlarda konut, hastane, okul, yurt gibi merkezlerin inşa edilmesine ihtiyaç duymakta. Hızla gelişen ekonomi ülkede altyapı talebini artırmış. Başkentte artan nüfus oranı için mevcut altyapı yeterli görünmüyor. Altyapının geliştirilmesiyle ilgili olarak bölgelerde konut projeleri ve lokal yol şebekelerinin söz konusu olduğu inşaat projeleri Şehircilik Gelişimi Bakanlığı tarafından başlatılmış durumda. Belki de bütün insanlar apartman dairesinde yaşasalar kentteki hava daha temiz olacak. Sanıyorum burada yaşadığımız sürece dumandan kurtulamayacağız. Mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde devletin bu apartman dairelerini yapmasını arzu ediyorum. Herkes duman soluyor. Biz de burada yaşıyoruz ve biz de duman soluyoruz. Duman solurken nasıl sağlıklı kalabilirsiniz? Moğol yönetimi Ulaanbaatar'daki kalabalığı önlemek ve kırsal alanlardan başkente göçün önüne geçmek için 100 bin adet konut inşası planlamış. Konut projelerini tamamlamanın önemli ölçüde yatırımı gerektirmesi nedeniyle bu konut projelerini tamamlamak oldukça zor. Bu nedenle bizler ilk aşamada kentin merkezi olan bölgelerinde bu konut projelerini devreye sokuyoruz. İkinci alternatifimiz evlerin elektrik donanımını standart hale getirip çadır bölgelerinde yaşayacak olan hane halklarına yönelik daha iyi koşullar ve çevre oluşturmak. Kent nüfusunun %60'ından fazlası doğalgaz şebekesinin olmadığı ve altyapının gelişmemiş olduğu yerlerde yaşıyor. Buradaki hava kirliliğinin en büyük sebebi de bu. Felaketten kaçan insanların kurmuş olduğu keçe çadırlarda altyapı yeterli olmadığından ısıtma sistemi bulunmuyor. Ve kış aylarında yerel halk ısınma ve yemek yapma gibi doğal ihtiyaçlarını bu çadırlarda kömürlü sobalarla karşılıyor. Bizlerin acilen çadır bölgelerinde elektrik kapasitesini güncellememiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmamız lazım. Bunu başarabilmek için bizler kentin dış bölgelerinde enerji depolama teknolojisinin kullanımına başladık.
Sağlamış olduğumuz bütün enerji hali hazırda şu anda sadece termal enerji tesislerinden kaynaklanıyor. Rusya'da düşük tarifenin söz konusu olduğu gece saatleri esnasında artan enerjimizi ihraç ediyoruz. Bu piyasa değişikliğine yönelik Moğolistan'daki para rezervini artırmaya katkıda bulunuyor. Ülke içerisinde toplam 7 adet kömürden elektrik üreten termal santral bulunmakta. Bunların 4 adedi Ulaanbaatar'da şehir içerisinde yer alıyor. Ruslar tarafından inşa edilen bu santrallerde yakıt olarak düşük kalite kömür kullanılması ve baca filtre sistemlerinin çalıştırılmaması yoğun hava kirliliğinin sebeplerinden bir tanesi. Mevcut santrallerden elde edilen enerji ancak altyapının müsait olduğu şehrin merkezi bölgelerinde kullanılıyor. Yeni santrallerin yapılmasına ve mevcut santrallerin modernizasyonuna ihtiyaç duyulmakta. Fakat santralleri modernize etmek, yeni bir santral yapmaktan daha maliyetli. Hava kirliliğinin %80'i çadır bölgelerindeki ısınmadan, %10'u enerji tesislerinden, geri kalanı ise trafikten kaynaklanıyor. Nüfusun yoğun olduğu bu bölgeler için endişeler taşıyoruz. Örneğin daha az kömürün tüketilmesi, kömürün yerine daha az kirli olan yakıt tiplerinin kullanılması gibi konular mevcut. Ve özellikle biz kömürden gaz tüketimine kaymayı ve vatandaşlar arasında gaz tüketimini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ölçümleri gerçekleştirdiğimiz bu yerin adı Bumbat. Bumbat şelaleleri. Burada hava mükemmel ve hava kalitesi standart değerlerine geçen hiçbir kirletici unsur mevcut değil. Ulaanbaatar'daki hava kirliliği standartları geçiyor. Hava kirlilik endeksleri içerisinde partikülat maddeler standart seviyeden son derece yüksek bir düzeyde. İşte bu hava kirliliğini oldukça yüksek kılan ana faktör. Hava kalite standartlarına uygun olmayan zehirli maddeler partikülatlardır. Bu partikülat maddeler 2,5 mikrondan daha küçük. Başka bir deyişle bunlar mavi renkte gördüğümüz dumanlar. Kent havasında Ulaanbaatar'ın hava kalite standartlarına göre 17 kat daha fazla partikülat mevcut. Ayrıca bu rakam Avrupa Birliği standartlarına göre 30 kat daha fazla. Ulaanbaatar'ın 20 kilometre uzağındaki Salkit Dağı'nda özel sektör tarafından ilk rüzgar enerjisi üretim tesisi kurulmuş. Bu kirliliği önlemek adına büyük bir adım olsa da her geçen gün artan hava kirlilik oranı ve ölüm vakaları bunun yeterli ve kalıcı bir çözüm olmadığını gösteriyor. Çünkü bugün Moğolistan'daki hava kirliliği ekolojik dengeye ve insan hayatına büyük kayıplar yaşatıyor. İnsan sağlığı ve çevre aslında bir bütün niteliğinde. Havaya yayılan kirletici unsurlar elbette ki çevresel kirliliği de artırıyor. Aynı zamanda çevremizde atılan çerçöp, tozlar ve partikülat maddeler de hava kirliliğine sebep olmakta. Yoksulluğa rağmen bugün Moğolistan'da dünyanın en büyük maden kaynak patlaması yaşanmakta.
Bugün Moğolistan'daki mevcut durum, geçmişten de bildiğimiz Hollanda hastalığına benzetiliyor. 1960'lı yıllarda doğal gaz bulunması Hollanda'da aynı krizi yaratmıştı. Hollanda hastalığı literatüre buradan girmiştir. Bugün Moğolistan'ın zengin kaynakları Hollanda hastalığı olarak gösterilmekte. Ülke genelinde yapılan yatırımların sadece doğal kaynaklara yapılması, ülkede sosyal refah düzeyini düşürüp yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlik düzeyinin artmasına sebep oluyor. Yaşanan bu ihracat patlaması yerel halka ve insani kalkınmaya yansımamış. Yabancı yatırımın doğrudan madenlere yönelmesi ne kadar devlet gelirinde artış gösterse de durumdan bölge halkı pek memnun görünmüyor. Ulaanbaatar'da ısınmak amacıyla yaklaşık olarak her yıl 5.9 milyon ton kömür tüketilmekte. Bu kentin havasına 260 bin ton kirletici unsurun karışması anlamına geliyor. Resmi tahminlere göre bugün Moğolistan'da 6 milyar ton rezerv bulunuyor. Yerel ekonominin ana gelir kaynağı kömür. Bugün yoksulluk oranı %30 olan ülkede insanların en hızlı ve kolay para kazanabileceği yer yasa dışı kömür madenleri. Ulaanbaatar şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzaklığında Nalaek çukurları olarak bilinen yasa dışı bir maden ocağı bulunmakta. ...1920'den 1950 yıllarının sonlarına kadar Nalaek, Moğolistan'ın en sanayileşmiş kasabasıydı ve bölgeye ülkenin her yerinden göç alıyordu. 1990'lı yıllarda bölgede gerçekleşen metan gazı patlaması 21 kişinin hayatına mal olmuş ve hükümet bölgeyi kapatmak zorunda kalmış. Yaşanan metan gazı olayı sonrası site ve çevresindeki sanayi alanlarının kapatılmasının ardından genç, işsiz ve yetenekli insanlar yasa dışı madenciliğe başlamış. Nalaek madenleri dünyanın en tehlikeli kömür madenleri olarak bilinmekte. Bu madenin yıllar önce kapandığını sanıyordum. Ama hala finansal menfaatler nedeniyle bir ölçüde güvenlikle ilgili tedbirleri ve yasaları ihlal ederek faaliyet gösteriyorlar. Kaçak olarak işletilen bu ölüm çukurlarında binlerce kişi hayatları pahasına çalışıyor. Ben daha önceden bir cam fabrikasında çalışıyordum. Şimdi cam fabrikasında iş mevcut değil. Bu nedenle yaklaşık olarak ben 10 yıldır madenlerde çalışıyorum. Sanıyorum 1000 civarında kişi çalışıyor. Hatta 1000'den de fazla olabilir. Yıpranmış elbiseleri, kapkara yüzleri ve hiçbir güvenliği olmadan yerin metrelerce altında çalışan bu insanlar, akciğerlerine dolan kömür tozlarıyla hayatlarını bu çukurlarda feda ediyor. Kürek ve kazmayla tamamen doğal yollarla açılan bu çukurları çökmemesi için sadece birkaç kereste destekliyor. Herhangi bir kömür madeninde bulunması gereken asgari standartların hiçbiri Nalaek'te geçerli değil. İş güvenliği adına hiçbir şey olmayan bu çukurların içerisinde kaç kişinin öldüğü hala bilinmiyor. Her şey kuyularla ilgili. Ayrıca güvenlik ve işletme talimatları mevcut. Biz güvenlik ve işletme talimatlarına uymalı ve dikkatli olmalıyız. Dikkatsizlik ve hatalı sinyal vermek problemlere yol açabiliyor. Her şey dikkatle ilgili.
Bazı kazalar oldu. Aslında bu bir çökmeydi. Destekler uygun kurulmadığında veya hiç kurulmadığında kuyular çöküyor. Nalayık madenlerinden çıkarılan bu kömürler şehir içerisine taşınıyor. Çadır bölgelerindeki insanlar kaçak olarak çıkarılan bu kömürleri güvenli bölgelere götürüyor. Ve ardından kadınlar ve çocukların yardımıyla parçalayarak sarı çuvallara dolduruyorlar. Hazırlanan bu çuvallar yol kenarlarında yasa dışı olarak satılıyor. Şehir merkezine taşınan bu kömürleri yetkililer kontrol etmiyor. Çünkü yerli halkın söylediğine göre karayolu boyunca polis devriyelerinden 5 tubritle kurtulabilirsiniz. Ülkede Nalayık ve Baganur olmak üzere iki çeşit kömür kullanılıyor. Öncelikle bu konudaki inisiyatif Baganur kömür madeninde alındı ve kömürün dönüştürülmesi ve dağıtılması amacıyla teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yapıldı. Kanaatime göre bunu desteklememiz lazım. Yetkililer resmi olarak çıkarılan Baganur kömürlerinin kullanımını teşvik etse de toplum hükümetle aynı görüşü paylaşmıyor. Çünkü ülkede artan yoksulluk nedeniyle ülkenin %80'i Nalayık olarak bilinen bu kömürleri kullanıyor. Bir kova Nalayık kömürünün verdiği ısıyı yakalamak için tam iki katı Baganur kömürü harcamalısınız. Parlak yüzeyi ve verimli bir şekilde yanması bölge halkında 100 yıldır tercih halini almış. Bu yüzden insanlar ucuz yakıtları daha çok tercih ediyor ve bu da hava kirliliğinin temelini oluşturuyor. Moğol yönetimi yeni sobalar kullanarak emisyonları en aza indirmeyi planlıyor. Yüksek verimli sobalar kullanmak için çeşitli teşvik projeleri hazırlanmış. Hükümet 3 yıl önce hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik olarak bir yasa çıkardı ve bu bağlamda Ulaanbaatar için temiz hava projesini başlattı. Söz konusu proje kapsamında hava kirliliğinin temel kaynakları olan ve özellikle kentin çadır bölgelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılan sobaların yerini daha kaliteli yeni sobalar alması. Kış ayları esnasında çadır bölgelerinde yaşayan vatandaşlar yakıt olarak sadece ham kömür kullanıyor. Bu nedenle kış ayları esnasında çadır bölgelerinden havaya yayılan kirletici unsurlar Ulaanbaatar kentindeki hava kirliliği problemini önemli ölçüde arttırıyor. Dünya Bankası ve Moğolistan Üniversitesi tarafından ortak yapılan bir araştırmaya göre temiz soba kullanılmasının emisyon değerlerini 1/3 oranında azaltacağı düşünülmekte. Yönetim, kirliliği önlemek için 100 binin üzerinde soba dağıtmış ve temiz yakıtların üretimini hızlandırmak için milyonlarca dolar harcandığı söyleniyor. Geleneksel sobaların 3 yılı aşkın bir süre içerisinde modern sobalarla değiştirilmesi planlanıyor. Bu projeye yönelik olarak çok miktarda para harcıyoruz. Bu programın hava kirliliğini %50 oranında azaltacağını tahmin ediyoruz. Ulaanbaatar'da soba yenileme programını devreye soktuğumuzda çeşitli sobaları test ettik. İlk kez dağıttığımız sobaların birçoğu ve ikinci kez dağıttığımız sobaların yarısı Türk şirketleri tarafından üretiliyor. Türkiye'de üretilen bu sobalar en iyi sobalar niteliğinde. Moğolistan'a ithal edilen ilk kaliteli sobaların Türkiye'den gelmiş olduğuna memnunum. Türkiye'deki soba imalatçılarıyla ilişkilerimizi sürdürüyor ve bağlantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün Moğolistan'daki hava kirliliği insan ve doğa için büyük bir tehdit unsuru olarak varlığını sürdürüyor. Ülke istatistiğine bakıldığında bebek ölüm oranının %52 olması sağlıklı bir gelecek olmadığı anlamına geliyor. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çocuklarım akşamları okuldan öksürerek geliyor. En küçük çocuğumu hemen hemen hiç dışarı çıkarmıyorum.